Anadolu Konferans programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu uzman, tarih biliminin doğayan isimlerinden biri olan Sayın Erhan Abyor Beyefendi, kuvvetli alkışlar. İvan Kuvayı'nda Türk hakimiyetinde elma bir meyve olmakla ziyade hükümdolu kalanlık olarak merak ediliyordu. Bu yüzden bolu nefruk olarak eski çağdan beri bütün dünyada kullanılır. Aslında altın top dedikleri kızıl elmadır. Bugün kanun istediği kanun tutulmuş, oturarak Türk milletinin ilini töresini tutuvermiş, dört taraf hep düşman imiş, ordu zinyenlerinde. Türkler Müslüman olduktan sonra da dünya hakimiyeti devam etti, bunu biraz sonra bahsedeceğiz. İstanbul'dan sonra papalığa ait St. Pietro Kilisesi'nden dolayı Roma kızıl elma sayıldı. Tabi Roma'nın fethine dair hadis. Zaman ilerleyip fethiler arttıkça kızıl elmanın mefhumu değişti. Kızıl elma erişilmesi istenen ülkü elde edilmesi amaçlanan muhayyer yere denir. Türk büyüklüğünün ilahi bir gayenin timsali olan kızıl elma, Türk'ün dünyada var olma ve dünyaya yön vermesinin adıdır. Kızıl elma dünyaya hakim olmanın sembolüdür. Bu ülkü terk edildiği zaman Türk milleti ölmeye başlamıştır. Türkiye sessiz bir devrim yaşıyor. Bu devrim 500 yıl sonra bütün İslam dünyasında ilk defa askeri bir teknolojide öncü konuma geldik. Yani biz bunu zamanında Fatih'in toplarıyla yapmıştık. Topu biz icat etmedik ama topu bir savaş aleti haline getiren Türkler oldu. Şu anda da Türkler insansız hava araçlarıyla, silahlı ve silahsız, dünyanın en iyi kullanan ve üreten ülkelerinden birisi haline geldi. Ve insansız uçağı Türkiye üreten ülkelerden birisi oluyor. Ve bu senede seri üretimi başlayıp yavaş yavaş envantere girecek. Yani kızıl elma Türk'ün muhayyelesini tekrar tarih sahnesine sokacak. Tabii kızıl ve elma metaforu niye kullanılıyor? Tarih boyunca hakimiyeti sembolize eden muhtelif alametler var. Bunlar hem doğuda hem batıda kullanılmıştır. Bunlardan biri de altın küredir. Bu hem doğuda hem batıda karşımıza çıkar. Padişah minyatürlerinde vardır gördüğünüz gibi elinde. Divan-ı Humayun'da altın bir küre sarkıtılarak dünyanın hakimiyeti nitelendirilir. Gördüğünüz gibi üstte bir altın küre var Divan-ı Humayun'da. Türk hakimiyetinde elma bir meyve olmaktan ziyade hükümdarlık alameti olarak telakki ediliyordu. Bu yüzden hakimiyetin sembolüydü. Kızıl bugün bildiğimiz manadaki kırmızımsı renk değildir. Daha ziyade Türk Cumhuriyetleri altın sarısına kızıl adını veriyorlar. Yani golden apple olarak eski çağdan beri bütün dünyada kullanılır. Aslında altın top dedikleri kızıl elmadır. Kızıl elma Türk'ün bütün dünyaya hakim olma arzusu ve gayretidir. Hunlar ve Göktürklerden itibaren bütün Türk devletlerinde bu görülmüştür. Bir imparatorluğu yönetmişsiniz. Çok zor coğrafyalar, bakın dünyada şu anda problem olan yerlere bakın. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar. Hepsi bizim coğrafyamız, bu imparatorluk yönetir. Tabi bu sistemi düzgün kurduğunuz için büyük bir devlet de Osmanlı yönetildi. Ve o bölgelerde huzur ve adalet belli ölçüde sağlandı. Bu tamamen %100 sağlamamız mümkün değil. Şu anda da bizim şeyimiz budur. Yani benim kızıl elmamız budur. Mazlumların hakkının savunulması. Önce Türk milletinin huzur ve refahını sağladıktan sonra bütün dünyadaki mazlumların hak ve hukukunun savunması Türk'ün kızıl elmasıdır. İşte Ziya Gökalp diyor ki, demez Taşkaya yürürüz yaya, Türk'üz gideriz kızıl elmaya. Gökalp'in yanında Ömer Seyfettin'e kızıl